Sevgili dostlarım merhabalar, nasılsınız? Sizlerle beraber olmak çok güzel. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşıyorum. Mucizenizi alacaksınız bugün. Daha önceki programım 100 bin kişi tarafından izlendi. Ve herkes, mucizelerini alan herkes bana yazmaya başladı. Ve diyorlar ki, Işık abla beraber dua ettik, mucizemizi aldık, şifamızı aldık. Önümüzdeki engeller kalktı ve finansal olarak çok büyük lanetleri kırdık beraber. Bugün üzerinizden finansal lanetleri kırma günü. Kendinizi belki hep bir yerde sayıyor görüyorsunuz. Hep aynı noktada ilerlemiyor görüyorsunuz. Maalesef ben size söylüyorum, pek çok kişi üzerlerinde lanet olduklarının farkında değil. Ailelerden gelen lanetler var, nesillerden gelen lanetler var. Bir annenizin babanızın hayatına bakın, onların hayatındaki anneannenizin dedenizin hayatlarına bakın, onların hayatlarındaki problemler acaba sizi takip ediyor mu? Acaba bir benzerlik var mı hayatınızda? Bazı şeyleri gözünüzden kaçmasına izin vermeyin ki beraber savaşalım. Canlarım benim. Sevgi isteklerinizi gönderiyorsunuz, kalpleri gönderiyorsunuz. Biliyorum içinizde son derece düze çıkma arzusu ve ateşi var. Ve ben bugün diyorum ki beraber dua edeceğiz. Ve mucizenizi alacaksınız. Beraber dua edeceğiz. Rab sizi sanki enjekte eder gibi dua edeceğiz ve gökten göksel hazinelerinizi alacaksınız. Pek çoğunuzun şifaya ihtiyacı var. Şu anda sizi davet ediyorum. Lütfen isteklerinizi, şifa isteklerinizi yazın. Finansal isteklerinizi yazın. Yazın. Ve deyin ki mucizemi almak istiyorum. Bakın. En önemli noktalara değinmek istiyorum mucize olayında. En önemli noktalardan bir tanesi, mucizenizi almak istiyor musunuz? Öncelikle şükür ve teşekkürü, hamd etmeyi bileceksiniz. Şükretmek, teşekkür etmek Rabbe, hamd etmek en büyük, dünya kadar büyük bir mıknatıs mucizeleri hayatınıza çekebilmeniz için. Önce şükredeceğiz Rabbe. Demek ki diyeceksiniz ki, Burcu Ulaş Poyraz diyor ki, mucize almak istiyorum. Bugün mucizeye ihtiyacım var. Bir çıkış noktası istiyorum. Üzerimden finansal musibetlerin, lanetlerin kırılmasını istiyorum. Bir çıkış noktasına ihtiyacınız var bugün. Belki yıllarınızı harcadınız, günlerinizi harcadınız, düşüncelerinizi harcadınız, zamanınızı harcadınız, uykularınızı harcadınız. Ve bugün Rab diyor ki size, benim aracılığımla, bugün Rab diyor ki, İsa Mesih size diyor ki, ben sizi bütün finansal ve fiziksel bunalımlarınızdan, psikolojik bunalımlarınızdan çıkaracağım. İçinizde depresyonlarında olanlarınız var, depresyonla yaşıyorsunuz, psikolojiniz bozuk, nereye giderseniz mutlu olamıyorsunuz, 2 dakika gülümsüyorsunuz ama içinizde bir eziklik var. Bugün bu bitecek, bu şekilde yaşayamazsınız. Bugün bunu üstünüzden kırıp yırtıp atacağız. İblisin oyunları var hayatınızda. Şeref Kaya amin diyor. Kaç kişi daha Şeref Kaya ile beraber amin diyor? Burcu Ulaş, bakın. İlk önde gelenler bunlar. Biz mucizemizi almak istiyoruz diyenler. Size ne dedim? Mucizenizi almak istiyorsunuz. En büyük önemli yapacağınız işlerden birisi şükretmek. Nasıl şükredeceksiniz? Rabbim sana teşekkür ediyorum. Beni yaradan sana şükrediyorum. Beni yaradan senden istiyorum. Sana geliyorum. Sana hamd ediyorum. Öncelikle eğer Rabbin verdikleri için şükretmezseniz, niye Rab size daha fazlasını versin? Elinizdekiler için hamd etmezseniz, elinizdekiler için teşekkür etmezseniz, Rab size neden daha fazlasını versin? Öncelikle şükürle başlıyoruz. Rabbim beni yaradan, yeri göğü yaradan, her şeyi yaradan, benim sesimi duyduğunu biliyorum ve bugün sana geliyorum. Can yakan Yusuf'un dediği gibi amin 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 sana geliyorum. İkinci en önemli nokta, Rabbe imanla gideceğiz. Pelin Seda diyor ki amin. İmanla gideceğiz. Bakın birincisi şükür ruhunda olacaksınız. Şükür ruhu sevinç getiriyor. Şükür ruhu bereket getiriyor. Şükür ruhu Rabbin bütün mucize kapılarını açıyor. Öncelikle şükür ruhunda olacaksınız. Şükür ruhunda olduktan sonra imanda olacaksınız. İnanıyorum Rabbim. Sen yeri göğü yaradan Tanrısın. Tek ve bir olansın. Bunu da benim için yapacaksın. Her neyse, şu anda size söylüyorum, rica ediyorum sizden, dua isteklerinizi yazmaya başlayın. Çok önemli.
İmanları yazın. Deyin ki ben Rab'den bunu istiyorum. Amin. Ve istemekle kalmayın. Kabul edin. Neden? Eğer bir hediye istiyorsanız o hediyeyi sadece istemeniz önemli değil. Hediyeyi ise veren verdiği anda sizin o hediyeyi almanız lazım. Demek ki burada bir iman var. Elinizi uzatıp diyeceksiniz ki alıyorum bu hediyeyi senden. Şifamı senden alıyorum ya Rabbim. Senin güzelliklerine inanıyorum. Senin iyiliklerine inanıyorum hayat. İmanınız nerede? Öcü bir Rabbe mi inanıyorsunuz? Öcü bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Yoksa sizi seven bir Rabbe mi inanıyorsunuz? Şimdi imanınız nerede? Başlayın sizi seven Rabbe. Sevgi Tanrısına. Kalbinizi açmaya başlayın, yazın. Yazın dua isteklerinizi, çünkü okuyacağım. Dua istekleriniz için dua edeceğim ekibimle beraber. Size cevap yazacağız, amin diyeceğiz. Beraber el ele tutuşarak sizin düze çıkış noktasına ulaşmanız için beraber dua edeceğiz. Ve siz bize yazacaksınız, diyeceksiniz ki ben Işık abla mucizemi aldım. İmanla edilen dua, bakın. İmanla edilen dua, Türkiye Hanım hoş geldiniz. İman ile edilen dua, şükür ile edilen dua kabul olunur. Başka bir önemli olan ısrarla, ısrarlı olacaksınız duanızda. Neredeyse Yahuda ne yaptı? Rab ile güreşti Yakup. Ya Rab ile güreşti. Rab ile güreşeceksiniz fiziksel olarak değil. Duada istiyorum istiyorum. Düşünün. İki çocuğunuz var. Bunlardan bir tanesi hiç istemiyor. Ama siz anne baba olarak vermek istiyorsunuz değil mi çocuğunuzu? Ama bir tanesi de var. Sürekli istiyorlar. Artık başınızın etini yiyorlar. Diyor ki bir tanesi anne bunu ver, baba bunu ver. En sonunda ne yapıyor insan? Al oğlum, al kızım. Tamam al, yeter ki al. Düşünün. Bu şekilde Rabbe ısrarla gideceksiniz. Bugün Rabbe ısrarla gitme günümüz. Bakın beni çok iyi dinleyin. Çünkü bugün içinizde Rab kalbime bunu doldurduğu için bu canlı programı yapıyorum, canlı yayını yapıyorum sizler için. Bugün içinizde çok büyük miraslarını kaybetmiş ama bugün bu miraslarını alacak olanlarınız var içinizde. Munurfili sizin için dua ediyorum. Ailenizdeki sorunlar için dua ediyorum. Ve sizin arkanızdan, sizin kuyunuzu kazanların Rab tarafından ortadan kaldırılması için, öldürülmeleri için değil. Ama sizin sırtınızdan, o sizin kuyunuzu kazanları Rabbin alması için dua ediyorum şu anda. Siz istediğiniz kadar kafayı yemiş deyin. Çünkü imanda yaşayan, imanla inanan insanlar, evet, imansız yaşayan insanlara göre kafayı yemiş deli gibi gözükürler değil mi? Bu çok normal. Rab sevgidir. Rab münürfili size sevgi versin, sağlık versin, esenlik versin, sevinç versin. Şule Hanım için dua ediyoruz şu anda. İsa Mesih'in diri adıyla şifanızı alın. Ailenizdeki bütün problemler, böyle düğüm olmuş bütün karışıklıklar, kötülükler ortadan kalksın. Fatih Kalem için dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla, yaşayan adıyla siz bütün mucizelerini Rabbin sizin için hazırlamış olduğu alın. Burcu Ulaş Poyraz adına dua ediyorum sizin için, aileniz için. Ve ailenizdekilerin, bu programı seyreden herkesin, ailenizdekilerin kurtuluşu için dua ediyorum. Olmaz olmaz dediğiniz anda Rabbi, sizi yaradanı sınırlamış oluyorsunuz. İmanınızın eksikliğinden geliyor bu. İmanınızdaki kıtlıktan geliyor bu. Ben bugün sizi Rab yapar, Tanrı yapar demeye davet ediyorum. Şule Hanım, Rab yapacak Şule kardeşim. Cahide Kutlu, Rab yapacak. Böyle konuşacağız. Ağzımızdan çıkan sözlerin imanla çıkması lazım. Bugün sirkeleyin şöyle üzerinizden insanların yalanlarını, yanlış yere olan imanınızı, yanlış kişilere güveninizi şöyle bir sirkeleyin üzerinizden. Sanki kıyafetinizi sirkeliyormuş gibi başkalarının dedikodularını, yalanlarını, üzerinizdeki lanetleri, nesillerden gelen lanetleri şöyle bir sirkeleyin ki İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla sirkeliyorum. Bütün bu yalanları, sirkeliyorum. Şu anda Rabbin esenliğini istiyorum. Rabbin sevgisini istiyorum. Mehmet Ekitaş için şu anda bereket duası ediyoruz. Bereket duası. Birbirimiz için bereket duası ediyoruz. Çünkü bugün Rabbin size çıkış noktası vereceği gün. Çıkış noktası.
Siz bekliyordunuz Nadia Uysal. Böyle bekliyorsunuz. Bir aslında şey gibi, köpüren bir volkan dağı gibi bekliyorsunuz. Bir çıkış noktasını, bir ufacık bir şöyle bir çatlak bir nokta lazım hayatınızda ki oradan geriye tutulmuşluğunuzun tam ileriye sizi atacak gücüyle, o kadar çünkü geriye çekilmişsiniz ki aynı bir ok gibi. Aynı bir ok gibi geriye çekilmişsiniz. Fışkırarak bereketleriniz ortaya çıkacaksınız. Bir işaret bekliyorsunuz. Bir sinyal bekliyorsunuz Rab'den. Ama uzun zamandır bekliyorsunuz. Bugün diyorum ki bu mucizeyi almanızın günü. Adnan Sigalibir. Pelin Seda. Rabbim bol bereket versin. Şu anda finansal olarak sıkıntı çekenlere, özellikle finansal olarak darda olanlar için dua ediyorum. Bereket kapısı açılsın. Hiç beklemediğiniz bir anda. Kapı çalınca kim o? Haber geldi. Postadan haber geldi. Annenizden, babanızdan, ailenizden, hiç beklemediğiniz bir yerden bir haber geldi. Zaten mucize bu. Beklemiyorsunuz. Aniden geliyor. Kanseri kovuyoruz İsa Mesih'in diri adıyla. Şeref Kaya, maddi manevi ihtiyacınız var. Açsınız, susuzsunuz. Ve bugün diyoruz ki hep beraber şu anda el tutuşup diyoruz ki lütfen dua isteklerinizi yazın. Yazın, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Rabbim bereket istiyorum, yazın. Bunu bana sadece yazmıyorsunuz. Ben sizin için dua edeceğim. Ama sadece bana yazmıyorsunuz. Siz bunu bir mektup gibi Rab'be yazıyorsunuz. Ben sadece sizin imanınızı pratiğe dönüştürmeniz için, uygulamaya koymanız için yardım etmek istiyorum size. Duanızı yazın. Bu videonun altına dua isteklerinizi yazın. Çünkü biz oturup sizler için dua edeceğiz ve siz de amin diyeceksiniz ve sizin dua isteklerinizi Rab kabul edecek. Çünkü çıkmazdan, sıkıntıdan çıkmanızın zamanı geldi. Bir ayağınız çukurda, bir ayağınız düzde. Bu şekilde yaşayamazsınız. Hayatınızda insanlar var. Sanki böyle zincirle, sanki bağ top nasıl vardır? Çekiyorsunuz sürekli ayağınızı. O insanlar sizin tökeziniz hayatınızda. Bereketlerinizi engelliyor. Negatif insanlar. Şu anda dua ediyoruz Derya Gül'ün eşinin kibirinden vazgeçmesi ve Rab ile yeni bir başlangıç yapması için dua ediyoruz. İsa Mesih'in yaşayan mucizevi diri adıyla. Bu hayatınızdaki insanları bir ayağınıza çekiyorsunuz böyle zincir çeker gibi. Öbür ayağınız düzde. Öbür ayağınızın düzde olmasının ne faydası var eğer bir ayağınız çukurdaysa, bir ayağınız çamurdaysa. Bakıyorsunuz bazı olaylar iyi gidiyor. Tam sevinecekken hüsrana uğruyorsunuz. Neden? Çünkü lanet var hayatınızda ve bugün İsa Mesih'in diri adıyla benimle dua edenlerin hayatına üzerinizden bu laneti kırıyorum. İsa'nın adıyla, mucizevi adıyla, güçlü adıyla, eşsiz adıyla. Ve size diyorum ki dua isteklerinizi yazmaya devam edin. Benden haber alacaksınız, ekibimden duyacaksınız ve alacağınız, göreceksiniz ne kadar büyük değişiklikler hayatınızda bugün, yarın, bu hafta içinde oluyor. Bakın bugün pazartesi, göreceksiniz cumaya kadar hayatınızda olacak mucizeleri. Yapmanız gereken şu: şükretmek, imanla istemek, ısrarla istemek. O ısrarla istemek ne biliyor musunuz? Yazmak. Yazın dua isteklerinizi. İstiyorum. Rabbim senden istiyorum. Neden? İnanmadığınız kimseden isteyemezsiniz. Fakire gidip borç para ister misiniz? Hayır. Biliyorsunuz onda yok. Kime gidip istersiniz? Olana istersiniz. Olan, eğer bir kişide varsa şifa, doktorsa onlara istersiniz yardım. O kişinin biliyorsanız parası olduğunu onlara istersiniz. Çünkü onda var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi siz Rab'den isteyin. İnanıyor musunuz Rab'de olduğuna? Hepimiz inanıyoruz. Sizi yaradan da olduğuna inanıyor musunuz bolluğun ve bereketin? O zaman ondan isteyeceksiniz. Hadi bakalım. Yazın. Dua isteklerinizi yazın. Yazın. Evet. Blokaj ve negatif insanları hayatınızdan çıkarın artık. Adres defterinizi temizleyin. Yeniden başlayın. Bugün sadece bu haftaya değil. Bakın beni çok iyi dinleyin.
Bu haftaya değil, yeniden başlayın hayatınızın geri kalan kısmına. Arlene Trak diyor ki ailemin üzerine konuşulan finansal lanetleri kırıyoruz. Size üzerinize konuşulan, ay ondan hiçbir şey olmaz. Köy olmaz, kasaba olmaz. Sen hiçbir zaman düze çıkmazsın. Ay zavallı sen. Bu konuşmaları, bu lanetleri kırıyorum İsa Mesih'in diri adıyla. Hadi bakalım yazmaya başlayın. Çünkü sizler için, sizler için Rab'den imkansızı istiyorum. Çünkü bizim için, sizin için imkansız olan Rab için mümkündür. Ve imanla yazmayı istemeye devam edin. Sizi çok seviyorum. Çok sevdiğim için bu dua isteklerinizi alıyoruz ve dua ediyoruz ki görmek istiyorum hayatınızda nasıl şifa aldığınızı İsa Mesih'ten, nasıl bereket aldığınızı, nasıl sevinç aldığınızı, nasıl depresyondan kurtulduğunuzu, psikolojik sorunlardan kurtulduğunuzu, ev aldığınızı, yeni eve çıktığınızı, araba aldı. Duymak istiyorum bunları sizden. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Amin. Amin. Amin.